Devam ediyoruz ana habere. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sevgili seyirciler, iç siyasette yerel seçimi konuşmayı sürdüreceğiz. Ekonomik krizin yerel seçime nasıl bir etkisi olabilir? Cumhur İttifakı'nda yerel seçime yönelik alınan karar var. Bütün bunlar yerel seçimi, tabi aday isimleriyle birlikte nasıl etkiler? Sayın Oğuz Kağan Salıcı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Salıcı ile konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Hoş Salıcı. bulduk. Evet, önce isterseniz CHP'nin hareket noktasından başlayalım. Birçok soru var işte. Ama e, siz de takdir edersiniz ki en çok merak edilen konu artık isimler. Özellikle büyük şehirlerde merak edilen isimler var. E, dolayısıyla hem CHP kulislerinden hem de yapılan açıklamalarla öne çıkan isimler var. Örneğin İstanbul için Muharrem İnce, Sayın Akif Hamza Çebi, e, Gürsel Tekin e, şu an aklıma gelen isimler. Ankara için Mansur Yavaş e, ki geçtiğimiz se seçimde çok kıl payı bir farkla e, kaybetmişti. Buradan başlayalım isterseniz. Bu isimleri Cumhuriyet Halk Partisi 105 belediye başkanı açıkladı ama önümüzdeki dönemde yapılacak işte parti meclisi ve MYK toplantılarıyla yine gündeme alıp belirleyecek. Merak edilen noktalar, örneğin İstanbul'da hangi isimler portföyünüzde var? Hangi ismin öne çıkması kriter olarak ne belirleyecek? Oradan başlayalım. Buyurun efendim. Şimdi şunu ifade etmek lazım. İstanbul siyasi iktidarın geleceği açısından, çok kritik bir ilimiz. Evet. Türkiye'nin geleceğinde, ekonomik yapısında, emek e, dünyası açısından her açıdan çok önemli bir il. Dolayısıyla siyaseten de önemli. Biz Tayyip Erdoğan kendi ağzından İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder diyor. Doğru. Evet. Yani kendisi İstanbul'u kaybederse Türkiye'yi kaybedeceğini farkında. Şimdi buradan baktığımızda bizim e, bir genel çerçeve içinde İstanbul'u değerlendirmemiz lazım. Hı hı. O genel çerçeve şu. E, birincisi, e, yani bu soruyu e, müsaadenizle e, ittifak tartışmalarıyla da de beraber Tabii. değerlendireyim. E, İstanbul'da adayımız kim olacak? Ankara'da adayımız kim olacak? Büyük şehirlerde özellikle Adana, Mersin, Antalya, Manisa, Balıkesir, Bursa buralarda adaylarımız kim olacak? Bunlar bizim belediyemiz olmayan, bizim muhalefet olduğumuz yerler. Buralarda aday olacak arkadaşlarımızın diğer siyasi partilerin tabanlarından da oy alabilecek arkadaşlar olması gerekiyor. Çünkü e, yakında bir seçim geçirdik 24 Haziran'da. Bizim bir oyumuz var. İyi Parti'nin, HDP'nin, evet. işte Saadet Partisi'nin, MHP'nin ve AKP'nin de oyları var. Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP ısrarla diyorlar ki biz yerel seçimlerde ittifakı bitirdik. Ama Cumhur İttifakı devam ediyor. Şimdi o nasıl olacaksa o bir hirkat garibesi. Bu arada onu da ayrıca konuşuruz. Evet. Ee, eğer bundan anladığımız şey... Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu illerde ayrı ayrı adaylar çıkaracakları ise bunun üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarının da bu partilerin tabanından da 24 Haziran'da ittifak yapmış olduğumuz partilerin tabanından da oy alabilir adaylar olması gerekiyor. Yani bizim kendi tabanımızı aşan, kabul görme oranı daha geniş olan arkadaşlarımızdan oluşması gerekiyor ki biz buralarda iddialı başa güreşir ve seçimi kazanabilir bir noktaya gelebilelim. Ee, buradan baktığımızda ismini saydığımız arkadaşlarımız ya da başka arkadaşlarımız hepsi çok kıymetli insanlar. Hepsi Cumhuriyet Halk Partisi için önemli değer olan kişiler. Bu arkadaşlarımızın arasından bir tanesi karar kılınacak. Ama bu karar kılma noktasına gelirken doğal olarak kamuoyu anketleri de yapmak gerekiyor. Kamuoyundaki gidişatı da izlemek gerekiyor. Bir yandan Türkiye'nin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşullar var. Bu ağır ekonomik koşullar yurttaşlarımızın bir kısmına 24 Haziran'da ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verdim ama elim kırılsaydı da vermeseydim. Beni mahvetti. işsiz evet. kaldım. Ya da onları yıllarca destekledim. Ben iş verelim. konkordato ilan etmek zorunda kaldım. iflasımı bile açıklayamıyorum. İflas ilan etmek yasak denilen bir noktadayız. Evet. Şimdi o o yurttaşlarımızın da oyuna talip olmak gerekiyor. Bizim dünyamızı millet ittifakını oluşturan partilerle sınırlı tutmamamız lazım. Muhalefet partilerinin tamamıyla da sınırlı tutmamamız lazım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanında e, bu e, ittifak sürecinden rahatsız olan e, çok sayıda yurttaşımız var. Onların da oyuna talip olabilmek lazım. Evet. Devlet Bahçeli e, parti grubunda, meclis grubunda bu ittifak sona ermiştir dediğinde e, salonda bulunanlar ayağa kalktılar, uzun süre alkışladılar ve gözleri parlıyordu. Bu şeyi gösteriyor. İttifaktan partide bir rahatsızlık olduğunu gösteriyor. Aynı gün Tayyip Erdoğan grubunda konuşma yaptığında Adalet ve Kalkınma Partililer de büyük bir coşkuyla bunu kabul ettiler. Demek ki bünyede bir uyuşmazlık var. Bu bünyedeki uyuşmazlığı bu partiler tespit ediyorsa bizim de şunu tespit ediyor olmamız lazım. Demek ki bu partilerin tabanında e, Cumhur İttifakı'nın devam etmesinden ileri gelen bir rahatsızlık var. Aynı zamanda e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yürütmüş olduğu bir ekonomi politikası var. Bu bizi tamamen çıkmaza doğru götürüyor. Açık bir şekilde ortaya çıkıyor bu. Adayet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş ama durumdan rahatsız olan yurttaş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelebilmeli, onun adayına yönelebilmeli. Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğinden rahatsız olan, bu ekonomik krizin faturası Milliyetçi Hareket Partisi'ne de çıkmalıdır diye düşünen yurttaş da, dönüp yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verebilmeli. Şimdi bu perspektiften baktığımız zaman, bizim yapmamız gereken şey, partinin oyunu aşan diğer kesimlerden de, oy alabileceğini gösteren liyakatli, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın ortaya çıkıp adaylaştırılması gerekiyor. Bunu yaparsak, bunu yaparsak ve bunu bir e, örgütünle görüşünü alarak, kamuoyunun görüşünü alarak, anketlerle kamuoyunun görüşünü alarak ve parti kurullarında konuşarak bunu yaparsak, ben bu süreçten e, olumlu e, bir e, sürecin başlangıcı olacağı kanaatindeyim. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili dediniz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisinde e, yönetim kadrosundan hep bu tarz açıklama geliyor. Sayın Engin Altay da işte partimizin evladı olacaktır e, gibi açıklamalar yapmıştı. Ama bir yandan da diyorsunuz ki işte e, AKP artık oy vermekten vazgeçmiş ama kararsız olan vatandaşlar var. Hakikaten öyle. Yani. AKP'ye oy vermeyeceğim işte elim kırılsın ama hangi partiye oy vereceksiniz dendiğinde henüz kararsız olan seçmen evet, var. var. E, bu anlamda şimdi hem Cumhuriyet Halk Partili olacak işte partimizin evladı olacak açıklamalarıyla birlikte her kesime hitap edecek derken e, sağ açılım söz konusu mu? Ben şu anlamda söylüyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bir kitle partisi. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde e, iyi parti seçmenine daha sempatik gelebilecek arkadaşlarımız da var demokrat duruşuyla, tarzıyla, ifadeleriyle başka bir siyasi partinin e, tabanındaki yurttaşlara daha sıcak gelebilecek arkadaşlarımız da var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde hepsi var zaten. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Parti biz önümüzdeki dönemin stratejisine, önümüzdeki dönemin toplumsal ruhuna uygun bir Cumhuriyet Halk Partili arkadaşımız adaylaştırabiliriz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki herkes teklif değil. Herkesin <laughs> yani Cumhuriyetle ilgili hassasiyetlerimiz ortak. Evet. Partinin programına inancımız ortak. Atatürk'e inancımız ortak. Ama yoğurt yeme tarzımızda farklılıklar var. Bu çok anlaşılır bir şey. Çünkü burası bir kitle partisi. Ee, 11-12 milyon civarında oy alan, Türkiye'de %20 ile 25 arası bir seçmenin istikrarlı olarak e, temsilini sağlayan bir parti. Şimdi benzer bir durum Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi yok mu? Orada da var. Eğer siz %10 barajını geçen bir partiyseniz, bir kitle partisine dönüştüyseniz, her 10 seçmenden birisi sizi tercih ediyorsa bu çok doğaldır. Ama burada doğal olmayan şey parti programı dışında bir görüş ifade ediyor olmaktır. O partiyle olan bağlı zedeler. Bu arkadaşlarımız farklı görüşlerde farklı kesimlerin daha rahat kabul edebileceği arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi içinde kadrolarımız olabildiğince fazla. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızdan birinin tercih edildiğinde o az önce bahsetmiş olduğumuz partinin dışındaki kesimlerle de temas etme amacı gerçekleşmiş olur. E, dolayısıyla aslında bu bir anlamda doğal ittifak e, sorusuna da yanıt Şimdi biz onu oluyor. Şimdi onu söylüyoruz. Sandıkta evet. ittifak diyoruz. Şimdi masa başında biz el sıkıştık. Şimdi Cumhur İttifakı niye bitti? Oradan başlayalım. Hı -hı. El sıkıştılar. E, 24 Haziran seçimlerinde ortada bir yasal ittifak imkanı var. Evet. Dediler ki istiyorsanız ittifakın kendisine, istiyorsanız partilere oy verebilirsiniz. Adalet ve Kalkınma Partili gitti kendi partisine oy verdi. Milliyetçi Hareket Partili gitti kendi partisine oy verdi. Ama bir o ittifak çerçevesi içinde ona göre bir milletvekili dağılımı oldu. Şimdi burada durum öyle değil. Burada iki tane parti yok. Burada bir kişi var. Evet. Yani ben e, üçüncü sıradan, beşinci sıradan, onuncu sıradan milletvekili gördüm. Olayım. Ama ikinci sıradan belediye başkanı görmedim. Bu iddia işi ve ortaya çıkan o iddiayı ortaya koyan arkadaşımızın şu az önce saymış olduğumuz özelliklere haiz bir arkadaşımız, liyakat sahibi bir arkadaşımız olursa o arkadaşımızın etrafında bir Sandıkta ittifakın ortaya çıkması çok mümkün. Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP şurada ta yaptılar. E, Cumhur İttifakı kurgulanırken oy verme yöntemiyle ilgili bir hassasiyet ortaya çıkmadı. Ama siz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmenine Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayına oy vereceksin dediğiniz zaman iki kere iki dört etmez işte o zaman. Ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmenine Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verecek dediğiniz zaman istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Bu masa başı ittifak olur. Biz diyoruz ki biz masa başında ittifaka toplum mühendisliğine soyunmuyoruz. Biz sandıkta ittifaka soyunuyoruz ki ilk defa bir yerel seçim yaşamıyoruz. Birçok yerel seçim geçirildi. Bizim belediye başkanlarımızın yerelde, yerel seçimlerde almış oldukları oylara bakarsak orada şunu görürüz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel seçimde almış olduğu oylardan genellikle daha yüksek oy alarak seçildiklerini görürüz. Biz bu sandıkta ittifakı zaten daha önceleri de yaptık. Evet aday gösterme, aday profillerimizle, adaylarımızın hizmet verme anlayışıyla biz bunu yaptık. Bu sefer de aynısını yapacağız. Bizim çizgimizde bir değişiklik yok. Bırakalım onlar kendi aralarında tartışma yapsınlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkes tek bir ağızdan Sayın Genel Başkanımızla diğer parti eee yöneticisi arkadaşlarımızla biz sandıkta ittifak yapacağız diyor. Ama Milliyetçi Hareket Partisi Melih Gökçe'ye adaylık teklif ediyor. Şimdi bırakalım onu bırakın Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne oluyoru orayı konuşalım. Melih Gökçek'le Mustafa Tuna birbirlerine Twitter üzerinden atışıyorlar. Ya da Melih Gökçek'le Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yetkilileri, eski genel başkan yardımcıları tartışıyorlar. Şimdi biraz objektifleri oraya çevirip, cümbüş orada çünkü, oraya bakmak lazım, orada ne oluyor diye. Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir soğukkanlılık içinde ev ödevini yapıyor. Arkadaşlar da bu işi nasıl yapamadıklarını tüm toplumun gözünün önünde tartışıyorlar. Oraya geleceğim. Bu söyledikleriniz çok önemli ama Cumhuriyet Halk Partisi açısından da şu anlamda önemli. 24 Haziran genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra aslında işte mesela bu Cumhur İttifakındaki sıcak gelişmelere kadar Cumhuriyet Halk Partisinin hangi adayları göstereceği, seçmenle barıştıracağı merak ediliyordu. O anlamda belki biraz hani irdelemek gerekiyor. Örneğin işte bu yerel seçim diyoruz ama hakikaten bence farklı bir yerel seçim yaşayacağız. Adeta bir genel seçim havasında bir yerel seçim olacak. Çünkü bu en son yaşadığımız genel seçimde ve cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye hem yönetim şekli açısından hem parlamenter sistem açısından büyük bir darbe yedi. Dolayısıyla bunların geri alınabilmesi için bu yerel seçim çok büyük önem taşıyor. Doğru. Partilerin aldığı Doğru. oy oranları işte ve seçtirdikleri başkanlar açısından. Doğru. Şimdi çok yakında bir seçim geçirdik ve şimdi yerel seçime gidiyoruz. Şimdi böyle bir ortamda. Ee, ekonomi herkesi etkiliyor eğitim e, artık eğitim çağında çocuğu olmayan yurttaşlarımızı etkilemiyor olabilir onlar bir yurttaşlık bilinciyle yanlış işlere itiraz ediyor olabilir ama bizzat yaşamıyor olabilir dış politika birçok arkadaşımız için birçok yurttaşımız için e, ya evin içinde huzur olduğu sürece o kadar dert değil denebilir evet. ama ekonomi öyle değil evet. ekonomi işvereni de vuruyor emekçiyi de vuruyor ticaret yapanı da vuruyor İthalat, ihracat yapanı da vuruyor, imalat yapanı da vuruyor. Şimdi böyle bir ortamda biz seçime gidiyoruz. Böyle bir ortamda bizim yapmamız gereken şey, Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi ekonomik krizden çıkarır. Evet, yerel seçime gidiyoruz ama, hı hı. yerel seçimde sen iktidara bir kırmızı kart göster. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren yurttaşlarımıza. Sen bir kır, sarı kart göster. O sarı kartın sonucunda, Cumhuriyet Halk Partisi yetişmiş, liyakat sahibi, güven veren kadrolarıyla Türkiye'yi düze çıkarabilecek potansiyele sahiptir güvenini, duygusunu bizim topluma aktarmamız gerekiyor. Bunun için de adaylaşma profili, adayların belirlenme yöntemi ya da o aday arkadaşlarımız adaylaştıktan sonra kampanya sürecinde topluma verecekleri mesajlar çok büyük bir önem arz ediyor. AKP'nin yaratmış olduğu bu yeni rejimin geriletebilmesi için, demokrasinin güçlenebilmesi için, artık seçilmişlerin durduk yere görevden alınamadığı, halk iradesinin gerçek anlamda tecelli ettiği, meclisin yetkilerine sahip çıktığı bir Türkiye'nin, hukukun üstünlüğünün ortaya çıktığı bir Türkiye'nin oluşabilmesi için, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geriletilmesine ihtiyaç var. Evet. Dolayısıyla yerel seçimler bunun için bir fırsat. Evet, yerel seçimlerin sonucuna göre iktidar değişmeyecek. Ama iktidarın değişmesinin süreci başlayacak. Bunu sağlayabiliriz. Evet. Şimdi hakikaten çok zor bir iş. 81 il var. İşte onların ilçeleri var. Ve bu 81 il ve ilçelerde e, farklı profilde seçmen, farklı eğilimleri olan seçmen var. Örneğin İstanbul'la Ankara'nın seçmen profili bir değil. Değil. E, çok farklı. Mesela, Kendi bu... içinde birçok farklı var. Evet. evet. E, bu anlamda e, en son genel seçim ve e, Cumhurbaşkanlığı seçimi alınan oyları onları değerlendiriyor musunuz? aday Tabii. Belirlerken? tabii. Şimdi... Birincisi aday belirlerken şöyle bakmak lazım. İstanbul'da örneğin bizim %10 ortalama oy aldığımız ilçemiz de var. %60'ın üzerinde, 70'ler seviyesinde oy alarak seçimi kazandığımız belediyelerde ilçelerimiz de var. Şimdi bunların hepsini aynı kefeye koyarak her yerde biz şunu yapmak istiyoruz, şu yöntemi uygulamak istiyoruz diye bak bir sonuç çıkarmak doğru olmaz. Benzer bir durum Ankara için geçerli. Hı hı. Adana için geçerli, hı hı. Mersin, hı hı. bütün metropoller için, bütün büyük şehirler için bu geçerli. Şimdi burada bizim derdimiz şu, üzüm yemek. Ben seçimi nasıl kazanırım? Seçimi hangi stratejiyle, hangi yöntemle kazanırım? Hangi arkadaşımız bu stratejiye, bu yönteme daha uygun olan arkadaşımız? Diğer bütün özellikleri az önce saymış olduğumuz işte liyakat, toplumda bir yeri olma, Cumhuriyet Halk Partili kimliği. Bunların hepsi diyelim ki arkadaşlarımızın üç tanesinde var. Ama bu üç arkadaşımızdan hangisiyle biz daha yüksek oy alabiliriz noktasından baktığınız <laughs> zaman meseleyi üzüm yemek, yemek olarak koyarsınız. Bir merkez yoklaması mı yapalım? Eğilim yoklaması mı yapalım? Ön seçim mi yapalım? Bunlar kullanabileceğimiz yöntemler. Tüzükte geçen adı konmuş yöntemler. E biz e, tüzükte yok e diyoruz ki mutabakat sağlayalım arkadaşlar. Üç tane Cumhuriyet Halk Partili aday var bir ilçemizde. Diyoruz ki ilçe başkanımıza ya da il başkanımıza bu adaylardan hangisi en şanslı adaysa diğer aday arkadaşlarımızı ikna edin. Onun etrafında bütünleşsinler. İlçe'yi kazanalım ya da ili kazanalım, beraber yönetsinler. Bunun imkanını sağlayın. Şimdi tüzük e, bize böyle bir yol tarif etmemiş. Ama mutabakattan daha kıymetli bir şey var mı? Uzlaşmadan daha kıymetli bir şey var mı? Şu anda biz bu az önce bahsetmiş olduğunuz 105 seçim bölgesindeki arkadaşlarımızın neredeyse tamamını bu şekilde belirledik. Şimdi bunu zorluyoruz. Biz önce kendi içimizde uzlaşacağız. Önce kendi içimizde el sıkışacağız. Kendi içimizde hangi arkadaşımız bir adım öndeyse onun arkasında durmayı becereceğiz. Sonra döneceğiz topluma. Diyeceğiz ki sen bize oy vermedin genel seçimde. Tamam ama yerel seçime biz senin oyuna talibiz. Bunu sağlayabilir Cumhuriyet Peki bu anlamda hani adı ön seçim ki tartışıldı bu konuda gene. Ee, adı ön seçim olmayabilir ama yine e, farklı isimle ya da isim koymadan e, bu anlamda bir çalışma yapacak mı Cumhuriyet Halk Partisi aday belirlerken? Şöyle e, bir profil çalışması yapılıyor. Hani ne tür profiller hmm. e, toplumda ilçe ilçe daha çok kabul görür e, ya da hangi illerde ne tür bir profile ihtiyaç vardır bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. Bunun dışında zaten e, bizim milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz e, o illerdeki il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız belediye başkanlarımız ...toplum sürekli içindeler, halkla iç içeler. Onlar e, günlük olarak bu konularla ilgili görüşlerini zaten aktarıyorlar. E, üzerine yeni bir şey yaptık. 44 ile öncelikli olarak heyetler gönderdik. Parti meclisi üyelerimizin ve milletvekillerimizin içinde bulunduğu. Sonra 14 ile, bu 44 ilin dışındaki 14 ile de e, heyetler gönderdik. Arkadaşlarımız şu anda orada çalışıyorlar. Kahvehaneye gidiyorlar, mimarlar odasına gidiyorlar, e, esnaf odasına gidiyorlar... ...ticaret odasına gidiyorlar, aday aday arkadaşlarla görüşüyorlar... Partililerimizle görüşüyorlar ve şu az önce söylemiş olduğumuz e, aday belirlemenin nasıl daha sağlıklı olabileceği ile ilgili günlük çalışmaları yapıyorlar zaten. Biz ev ödevimizi iyi yapıyoruz. Bunun sonucunu da topluma, evet Cumhuriyet Halk Partisi iddialı bir şekilde çalışıyor, çalışıyoruz ama bu duyguyu da yansıtmamız lazım. Bu duyguyu buradan oraya transfer edebilmemiz lazım. Bunu da sağlayıp güven veren bir kadroyla çıktığımız zaman bence bu yerel seçimlerde e, birçok, Seçmenimizin uzaktan bakan birçok insanın çok beklemediği bir sonuçla karşı karşıya kalabiliriz. Adayet ve kalkınma Partisi'nin aleyhine. Peki tam bu noktada daha önce de tartışılmıştı ama az önce söylediğiniz gibi işte artık AKP'ye oy vermekten vazgeçmiş ama henüz karar kılmamış seçmen için hiç olmayacak bir isim, hani CHP seçmenine uzak bir isim. Sırf o oyları alabilmek için böyle bir strateji izleyecek mi Cumhuriyet Halk Partisi? Şimdi 1977-78 yıllarındaki yüzde 42 oyu bir hatırlayın. Cumhuriyet Halk Partisi 1977-78 evet. yıllarında ya da 70'li yılların başından itibaren başlayan o yükselişte e, halkın her kesimiyle temas ediyordu. Emekçiler üzerinden giden bir örgütlenmeyi yürütüyordu ve sol bir dalga üzerinden ilerliyordu. Benim bütedeğin bir amcadan o istemem için mütedeyin olmam gerekmiyor. Benim Kürt kökenli bir yurttaşımızdan bir Kürt'ten e o isterken Kürt olmam gerekmiyor. Bir Sünni'den o isterken Sünni olmam gerekmiyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Yeni kurulmuş bir siyasi parti değiliz. Bizim altı okumuzun ne anlama geldiğini, sosyal demokrasinin evrensel ilkelerinin ne anlama geldiğini, bizim Atatürk'le ilişkimizi tüm Türkiye biliyor. Ama bu ilişki üzerinden sadece e, bir oy talebinde bulunmuyorsunuz vatandaştan. Diyorsunuz ki ben senin bugününle ilgili sorunlarını çözeceğim. Çözecek kişi de bu arkadaşımız. Bizim adımıza yarışacak arkadaşımız da bu arkadaşımız. Vatandaşımız bakıyor. Adalet ve Kalkınma Partisinin adayına bakıyor, Milliyetçi Hareket Partisinin adayına bakıyor, Adalet ve Kalkınma Partisinin 16 yıldan beri gelen yönetim anlayışındaki hasara bakıyor, Milliyetçi Hareket Partisi'ne bakıyor, HDP'ye bakıyor, iyi partiye bakıyor, evet diyor, doğru aday Cumhuriyet Halk Partisinin adayı. Bu kadar objektif bir e, durum söz konusu. Yani şu e, toplumun temel değerleriyle kimse tabii ki kavga etmez, hiçbir siyasetçi bunu yapmaz, bu doğru doğru bir şey de değildir. Ama toplumun temel değerleriyle barışık. Ama onun sorununu çözme kapasitesine sahip adayları çıkardığınız zaman birçok meseleyi kendinden çözmüş oluyorsunuz. Evet. Peki isim konusunda son soruyu şöyle sorayım. Çok merak ediliyor hakikaten. Bizler de çok merak ediyoruz. Ee, özellikle işte bu büyük iller Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin. Ve tabii başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere e, isimler ne zaman açıklanacak? Aşağı yukarı bir tarih var mı? Şöyle tabii onların tamamını e, bir anda açıklamak mümkün değil. Hı hı. Ama So, e, bu az önce konuştuğumuz çerçevede aday netleştikçe parti meclisine getirilir ve parti meclisinde, partinin yetkili kurullarında bunlar konuşularak e, açıklanır. Hepsinin aynı gün açıklanmasını beklememek lazım. İlçelerin de bir e, beraber bir çalışma yaparak, yani büyük resmi görerek bir çalışma yapılıyor şu anda. O büyük resim içindeki e, daha kırmızıya yakın tonlarla daha işte başka renklerin e, ayrımları yapılıyor ve... <laughs> Bizim e, amacımız e, mümkün olduğunca e, Ocak ayına sarkmayacak, bizim muhalefette olduğumuz yerlerden öncelikli olarak başlayarak e, bizim e, yerel yönetimde belediye başkanlarımızın olduğu, iktidarda olduğumuz yerlere doğru e, giden bir süreç izlemek. E, AKP-MHP Cumhur İttifakı'na geçelim. Şimdi yerel seçimde bozuldu. Önce şunu sormak istiyorum. MHP'nin yerel seçimlere yönelik kapasitesi, işte belediye başkanlığı kazanma şansı ve AKP'nin tam karşısında bu şansı göz önünde bulundurursak eğer bu ittifakın bozulmasını samimi buluyor musunuz? şu onu zaman gösterecek. Ne kadar samimi olduklarını zaman gösterecek. Ayrı adaylar çıkarmaları demek ittifakın zaten yerel seçimde yürümeyeceğini tespit ettikleri anlamına geliyor. Ben şöyle düşünüyorum. 2014 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi muhalefet partisiydi. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bizim ağzımıza almaktan imtina ettiğimiz sözleri Cum genel başkanının ağzından doğrudan söyleyen bir siyaset izliyordu. Ağır bir e, if, ağır ifadeler kullanıyorlardı. O zaman bazı yurttaşlarımız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayları kazanmasın. Bizim adayım, bizim e, oyumuz da düşük görünüyor. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verelim diye düşünmüş olabilir. Bu bizim hiçbir zaman tercih ettiğimiz bir şey değil. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi doğrudan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikalarını geçirmek için uğraşıyor. Şimdi en son yaşadığımız konulardan bir tanesi. Emeklilikte yaşa takılanlar. Hı hı. Ne yaptılar? Grup başkan vekiline mal oldu evet, Milliyetçi Hareket evet. Partisi'nin. Ama Milliyetçi Hareket Partisi grup başkan vekilini feda etti. AKP ile olan işbirliğini korudu. McKinsey ile anlaşma imzalandığında kendisine milliyetçi diyen bir siyasi parti lideri Amerikalı bir firmanın düğün umumiye anlamına gelecek bir uygulamasını Türkiye'deki bir Türkiye'de yapılacak olan bir uygulamayı yani bizim 16 bakanlığımızı denetleyecek IMF'den bile daha kötü olan bir süreci göğsünü gererek savundu. Bir hafta sonra da çark etti. Şimdi bizim seç Cumhuriyet Halk Partililer bunu göz önünde bulundursunlar. Bunu görsünler iktidar ya da iktidara yakın, iktidara payan olan herhangi bir siyasete bizim oyumuz bir tane dahi olsa o seçim bölgesinde o bir tane oyu Cumhuriyet Halk Partiler Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandığına Cumhuriyet Halk Partisi adayını atacaklar. 2014'te başka türlü düşünmüş olabilirler. Başka türlü bir süreç işlemiş olabilir. O zaman da doğru değildi. Bugün hiç doğru değil. Bunu, bunu görmek zorunda herkes. Bizim tam tersine yapmamız gereken şey bizde bir arıza yok. Ama karşı tarafta işbirliği konusunda da bu işbirliğinin yarattığı sancılar konusunda da parti tabanlarındaki sıkıntıyı Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu gerek demokrasi gerek özgürlükler gerek ekonomik e, dar boğaz anlamında sıkıntıyı topluma anlatıp onların durumuyla hemhal olacak bir siyaseti ortaya koymamız gerekiyor. Evet. Ee, bunu biraz da şöyle e, okuyalım mı o zaman e, bu AKP MHP Cumhur İttifakının bozulması Kürt kökenli vatandaşların, yurttaşların MHP'ye bakışı, MHP politikalarına bakışı ve MHP oyları, e, Kürt kökenli yurttaşlarımızın oyları. Dolayısıyla e, samimi buluyor musunuz derken e, biraz da bunu e, da konuşmak lazım. AKP'nin hedefinde e, Kürt kökenli yurttaşların oyları olabilir mi? Yani hep böyle şeyleri biz Sayın Bahçeli'nin ağzından duyuyoruz ama kararı kimin aldığı hep tartışılıyor. Şimdi şöyle... Doğu ve Güneydoğu illerinde iki parti yarışıyor ağırlıklı olarak. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha mütevazi bir oyu var. Hı hı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin neredeyse yok. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin partisiyle HDP'nin e, daha çok oy aldığı iller. Şimdi bu illerde Kürt seçmen Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verirken bundan sonraki süreçte bu ittifak devam ettiğinde Milliyetçi aynı zamanda vermiş olduğu oyun Milliyetçi Hareket Partisi'ne de gittiğini düşünmek durumunda. Bunu değerlendirmek durumunda. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmen, Cumhuriyetin temel değerleriyle kavgalı olan birçok insanı barındıran, siyaseten bazen Atatürk'ü, Cumhuriyet değerlerini telaffuz eden ama aslında samimi olarak arasında mesafe olan bir siyasi partiyle işbirliği yapıldığını görmek durumunda. Evet. Şimdi böyle bir çerçeveden baktığınız zaman bu ittifakın yürümesi sokakta, sahada ciddi zorluklara e, gebe. Zaten bu yapılan açıklamalar, bu karşılıklı e, salolar biraz onu gösteriyor. Öbür taraftan bize diyorlar ki ısrarla Cumhuriyet Halk Partisi HDP ittifak yapacak. Biz HDP ittifak yapmak istiyor olsaydık 24 Haziran'dan önce yapardık. Elimizi tutan mı vardı? Ya da bunu Adalet ve Kalkınma Partisi mi engelleyecek? Adalet ve Kalkınma Partisi kurulmadan önce Cumhuriyet Halk Partisi vardı ve siyaset yapıyordu. Dolayısıyla bizim Adalet ve Kalkınma Partisinden alacak akla ihtiyacımız yok. Hiç kusura bakmasınlar. Şunu görmek lazım. Önümüzdeki dönemin stratejisini Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi de işte 24 Haziran'da da bunu uygulamaya çalıştılar. Bir tarafta bir şerit ittifakı var. Hmm. Biz millet hmm. ittifakı diyoruz. Onlar şerit ittifakı diyor. Ee, öbür tarafta sütten çıkmış akkaşıkların ittifakı var. Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi. Topluma bunu böyle anlatmayı tercih ettiler. Bunu da ellerindeki basın, medya imkanlarıyla işte medyanın %90'ı sermayesi itibariyle doğrudan hükümete bağlı. Onlardan maaş alan ekonomistler öyle bir Türkiye çiziyorlar ki Türkiye'de asla kriz falan yok. Onlardan maaş alan haberciler çok güzel haberler yapmaya çalışıyorlar. Ya da işte bir şekilde onların istediği tarzda bir medya propagandası götürülüyor. Ama gerçekler bunlar değil. Dolayısıyla bizim üzerimize ısrarla vurgulamaya çalıştıkları şey Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP ittifak yapacak. Çok açık bir şey sorayım. arda bizim oyumuz düşük, çok düşük. Hı hı. Bir AKP'li milletvekili ya da bir belediye başkan adayı seçimlerde kimler oy istiyor kendi partisine oyunu arttırmak için? HDP seçmeninden oy istiyor değil evet. mi? AKP'ye oy veren zaten veriyor. HDP seçmeninden oy istiyor. AKP'li bir yönetici HDP seçmeninden oy istediği zaman bu vatanseverlik. Cumhuriyet Halk Partili e, siyasetçi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi. HDP seçmeninden Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy istediği zaman bunun adı bölücülük. Evet. Şimdi böyle bir dünya yok. Evet. Biz İstanbul'daki, Ankara'daki, Doğu'daki, Batı'daki HDP'ye oy vermiş seçmenin de oyuna talibiz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş e, yurttaşın da oyuna talibiz. Biz vatandaşlarımızı siyasi görüşlerine göre ayırmıyoruz. Etnik kökenlerine göre, inançlarına göre ayırmıyoruz. Biz hepsini bir görüyoruz. Hakları anlamında da bir görüyoruz. Eşit ve birinci sınıf yurttaş olsun istiyoruz herkes. Adalet ve Kalkınma Partisi sürekli kompartmanlar kuruyor. Sürekli, sürekli e, seçmendeki farklı eğilimler arasına duvarlar örmeye çalışıyor. Onların bizim söylediğimizi anlama imkanı yok. Ben onun farkındayım. E, ama Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapmaya devam edecek. E, sizin de söylediğiniz gibi... Hepimiz bu ülkenin yurttaşlarıyız, evet. hepimizin siyasi görüşleri farklı, farklı olabilir. Olamış. Bir kere bu şer ittifakı söylemi, Türkiye'de aynı meclis çatısı altında siyaset yapan bazı partiler için kullanılması bence büyük bir gaflet. Bütün siyasi partiler için, yasal zeminde kurulmuş bu partiler. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş. Vatandaşımız oy vermiş, %10 barajını aşmış, o zaman kaldırsınlar o %10 barajını. İşimize geldiği zaman biz 81 milyondan bahsetmiyor muyuz? Peki 81 milyonun 10 milyonunu, 3 milyonunu, 5 milyonunu niye ayırıyorsunuz? Niye böyle bir dil kullanıyorsunuz? Yani bu ülkede şerden bahsediyorsak, şeri yerine, e, şerif uygulama imkanına sahip olanlar halihazırda icranın başındakiler. Biz muhalefet partisi olarak e, Türkiye'de kararname <laughs> çıkarma yetkisine sahip değiliz. Parlamentoda iktidar karşı çıkarsa bir kanunu geçirme imkanına sahip değiliz. Eğer olsaydık emeklilikte yaşa takılanların problemini biz çözmüştük. Ama ısrarla Adalet ve Kalkınma Partisi bunu öteli, öteki öteliyor. E, Milliyetçi Hareket Partisi kendi seçim bildirgesinde olmasına rağmen bunun olmaması gerektiğini söylüyor. Şimdi böyle bir ortamda dönüp de 16 yıldır Türkiye'yi yöneten, bütün bu sıkıntıları bize yaşatan iktidarı eleştirmek yerine kolaycılığa kaçıp muhalefeti eleştirmeye çalışan aymazlar da var. Böyle bir şey olmaz. Demokrasilerde iktidarlar eleştirilir. Çünkü icra yetkisi onlardadır. Demokrasilerde muhalefetleri, muhalefet partileri eleştirilmez. Muhalefet partileri kendi içlerinde, kendi mekanizmalarını harekete geçirirler. Kendi kurullarını e, harekete geçirirler. Dolayısıyla kendi içlerinde bir değişim, anlayış, farklılığı vesaire olacaksa kendi kurullarını konuşurlar. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yapmış olduğu bütün bu zulmü, Bunları görmezden gelip bir siyaset izlemek mümkün değil. Bakın 2001 krizin üzerine geldi Adalet ve Kalkınma Partisi. Hı hı. Yoksulluk dedi, yolsuzluk dedi, yasaklar dedi. Hepsi var Türkiye'de. Hiçbiri ha, bitmedi. Fazla. Adı Adalet, ikinci adı Kalkınma. Adaletin olmadığını göstermek için 430 kilometre yürüdük biz. Evet. Bu ülkede Kalkınma vardır. Ekonomi büyüyor, işler iyi gidiyor diyen bir Allah'ın kulu yoktur herhalde. E, i̇ktidardan maaş alan bazı ekonomistler haricinde. Onun dışında herkes sokaktan neyin ne olduğunu görüyor. Gitsinler markete domatesin fiyatını sorsunlar. Ekonomik kriz var mı yok mu görsünler. Şimdi hikayesini kaybetmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Evet. 2002'de iktidara geldiğinde üretici fiyatları enflasyonu ...yüzde %31 civarındaydı. Bugün yüzde %46. Hangi şeyden bahsediyoruz? Kalkınmadan bahsediyoruz. Türkiye'de ekonomi küçülüyor artık. Ee, kriz mariz yok diyen bir cumhurbaşkanı var. Ee, zaten o e, ayada da güneş diyor. Yani onun e, neyi doğru söylüyor ki e, burada söylediğine doğru olduğunu düşünelim Şimdi böyle bir ortamda bu kadar ağır bir krizde 2001 yılında kendisini kimse yakma girişiminde bulunmadı Kimse intihar etmedi Ama bir tane yurttaşımız esnafımız yazar kasaya götürüp başbakanlık merdivenlerine attı Şimdi bunu hepimiz hatırlıyoruz Hepimizin içini sızlattı Esnaf ben iş yapamıyorum diyordu Bir kriz ortamı vardı Bugün meclisin önünde kendisini yakmaya girişiminde bulunan işsiz var. Televizyondan görmüyorsunuz bile onun olduğunu. Çünkü o televizyonlar başka bir dünyayı gösteriyor. Çocuğuna okula gitmek için pantolon alamadığı için vicdan azabından intihar eden baba var. Haber bile olmuyor. Şu anda yaşadığımız süreç maalesef 2001'de yaşamış olduğumuz krizden çok daha ağır bir süreç. Biz ne yapıyoruz? Biz diyoruz ki sadece eleştirmek için uğraşıyor değiliz. 13 maddelik bir bildirge çıkıldı Sayın Genel başkan. Dedi ki bunları yapın. Bu ülkeyi krizden çıkaralım. Biz muhalefet olarak sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Size önerilerde bulunuyoruz dedi. Bunlar için eğer yasal destek gerekiyorsa parlamentoda onu da vermeye hazırız dedi. Ne yaptılar? Bizim söylediklerimizin hiçbirini görmezden geliyorlar. Tamamını görmezden geliyorlar. Kendi bildikleri yolda gidiyorlar. Vatandaşımıza dönüp şunu sormak lazım. Bu ülkede kriz var mı? Evet var. Sorumlusu kim? Ko sorumlusu yönetenler. Adalet ve Kalkınma Partisi ve ona koşulsuz destek olanlar. Çözüm var mı? Evet çözüm var. Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisinin güven veren, liyakat sahibi adaylarına sahip çıkın, destek olun. Önümüzdeki süreçte yerel seçimlerden hemen sonra bu genel iktidarın yaptığı işlerin yanlış olduğunu göstererek geriletelim ve Türkiye'yi düze çıkaracak bir imkanı sağlayalım. Şimdi bütün bunları anlatırken çok önemli bir konunun altını çizdiniz. 2001 krizinde çok daha farklı koşullar vardı. Medya ve basın bu halde değildi. Değildi. Ya Yargı evet. durumda değildi. E, o anlamda ya yani muhalefetin içi oldukça güç. Ya yani gerçekleri paylaşmak Hı. adına yüzde 90-95 hatta basın ve medya onların elinde. Şimdi hal böyleyken... E, Ama örneğin... onların, da, onların da şöyle bir güçlüğü var. Medya ellerinde. Evet. Yargı ellerinde. Ordu polis bütün güvenlik kuvvetlerini onlar kontrol ediyor. YSK onlara evet. çalışıyor. Ee, Türkiye'de onların kontrolünde olmayan hiçbir yer yok ama seçim kazanamıyor. Örneğin belediyelerde ısrarlı oy kaybediyor. %50'den %42'ye düştü. %42'yi göremeyecek yerel seçimlerde. Hı hı. Şimdi onun da durumu zor. Her şeyi kontrol etmesine rağmen bu toplum kadar. bu kadar teveccüh gösteriyor. Toplumun bir kısmı bu yaşananlardan haberdar değil. Yani biz söylüyoruz. Dilimizin döndüğünce anlatıyoruz ama medya olarakları kısıtlı olduğu için bir yere kadar ulaşabiliyorsunuz. Onların durumu daha zor. Onun için biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz mücadele azmimizden vazgeçmiş değiliz. Ama onlar eğer bir gün kaybedersek e, şu yaratmış olduğumuz dünya ortaya çıkar diye düşünüyorlar. Evet. E, haklılık yolunda, bütün bu e, olmazları oldurma yolunda biz de medya açısından burada muhalefet ediyoruz. Hakikaten güç e, koşullar ortada çünkü. Peki şimdi bu güç koşulları altında, örneğin sivil toplum kuruluşlarından, sendikalardan, e, vatandaştan, yurttaştan beklentiniz var mı e, mücadele noktasında? Şöyle, e, örgütlü güce ihtiyaç var. <laughs> bu tür tek adam rejimlerinde mücadele etmek tek başına olmuyor. Hepimiz insanız, insani e, zaaflarımız olabilir, eksiklerimiz olabilir, mücadele azmimiz olabilir ama mücadele azmimiz sonuçta bir insanın mücadele azmiyle sınırlı. Bir araya gelmemiz lazım. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ulaşamadığı, e, etkisizleştiremediği en büyük örgüt Cumhuriyet Halk Partisi örgütü. Sivil toplum örgütleri, sendikalar, odalar, barolar, onların da daha sıkı bir şekilde kenetlenmesi gerekiyor ve birbirimizle e, temel konularda işbirliği yapabilir olmamız gerekiyor. Biz hukukun üstünlüğünü savunuyorsak eğer da hukukun üstünlüğünü doğal olarak savunuyor, yan yana gelebilmeliyiz. Emekçinin hakkını savunan sarı sendikalara değil de gerçekten emekçinin hakkını savunan sendikalara ihtiyaç var. Onlarla yan yana gelebilmeliyiz. Bizim bu konuda bir sıkıntımız, bir çekincemiz yok. Onların da kendi bulundukları örgütlerde çekincelerini, sıkıntılarını eğer varsa ortadan kaldırıp Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin daha yaşanabilir bir ülke olması için bir araya gelmesi lazım. Bakın bizim, ben üşenmedim, oturdum. 2001-2002 seçimlere doğru giderken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim bildirgesini okudum. Hı hı. Hı hı. Bir kriz vardı. O krizin üstüne Adalet ve Kalkınma Partisi beyannamesine ne yazmış krizle ilgili? Diyor ki, iş yerleri kapanıyor. İnsanlarımız işsiz kalıyor. Yoksulluk artıyor. Yoksulluk artıyor. Bizim insanımız yurt dışına gitme çabası içine giriyor. Nitelikli insanlarımız, iyi eğitim görmüş e, gençlerimiz yurt dışına gitme çabası içine giriyor. Bakın bugün anlatıyor neredeyse. Bugün daha ağırları yaşanıyor. Evet, evet. Bugün anlatıyor. Peki şey nasıl bitiyor bildirge? Diyor ki bu işin sorumlusu siyasi iktidardır diyor. Öyle topu başka yere atmayın diyor. Bunun için sorumlusu sizsiniz. Sizden bu işin hesabını soracağız diyor. Şimdi Pes. bugünü bugünü tarif etmiş. Şimdi dönüyor ekonomik krizin sorumlusu. Evet, ekonomik kriz yok ama olmayan ekonomik krizin sorumlusu dış mihraklardır diyor. Şimdi böyle bir şeye dönüştü. Böyle bir kendi hikayesini tamamen i̇nkar kaybetmiş, etti. inkar eden bir siyasi partiye dönüştü. Sivil toplum örgütlerine de görev düşüyor. Sendikalara da görev düşüyor. Siyasi partilere de görev düşüyor. Hepsinden daha önemlisi her birimize ayrı ayrı bir görev ve sorumluluk düşüyor. Bizim yerel seçimlerde bu iktidarın yapmış olduğu yanlış uygulamalara sarı kart göstermemiz gerekiyor. Hangi partiye oy vermiş isek vermiş isek olalım 24 Haziran'da ama Adalet ve Kalkınma Partisi bu ülkeyi gırtlağına kadar bir ekonomik krizin içine soktu. Bunun hesabını sorulması gerekiyor. Ee, o zaman şöyle bitirelim Sayın Salıcı. İlk başta konuşmuştuk, isim telaffuz etmiyorsunuz. Tamam ama e, ay, mutlaka almamız gereken iller diyebileceğiniz iller hangileri? Şöyle Adana, Mersin. Antalya, Bursa, Balıkesir say arttırabiliriz. Ama bu iller İstanbul, Ankara bu iller yani İstanbul ve Ankara'yı aldığınız zaman bu bahsetmiş olduğum büyük şehirlerden de bazılarını aldığınız zaman ki biz tamamını alma yönünde bir e, iddia ortaya koyacağız. E, siyasi iktidarın e, gerilememesi. Siyasi iktidarın e, gücünü aynen koruması mümkün değil. Buralarda yanlış belediyecilik uygulamaları da yapıyorlar zaten. Yani mesele sadece siyasi iktidarın geriletilmesi olmasının ötesinde. İstanbul'da, Ankara'da belediye başkanları görevden el çektiriliyor. Neden el çektirildiğini izah eden kimse yok. Metal yorgunluğu gibi bir kavram icat ettiler. Bu da değerli yalnızlık gibi saçma bir şey. Yani e, hani bu, bu arkadaşlarımızın e, metal ise bunların metal olduğu yeni mi anlaşıldı? Korozyona mı uğradı bu insanlar? FETÖ'den dolayı mı aldınız? Yolsuzluktan dolayı mı aldınız? Hangisinden dolayı aldıysanız... Bu ikisi de ya da başka bir gerekçe varsa yargının ilgilenmesi gereken alanlar. Ben seni görevden aldım, seni suçlu buldum ama o suçlu olduğunu düşünüyorum ama eee bunların hiçbirisi hiçbirisiyle ilgili bir yargı sürece gitmeyecek. Böyle bir böyle bir dünya yok. Bunların hiçbirini izah edemeyen bir şey var, bir iktidar var. Bu bahsetmiş olduğum illerin bazılarında belediye başkanını kendi belediye başkanlarını görevden almış. Evet. Hizmet veremeyen yerler var. Şimdi Ankara'da belki Ankaralılar biraz belediye başkanının kim olduğunu bilirler ama İstanbul'da, İstanbul'un şu andaki belediye başkanı kim size Recep Tayyip Erdoğan diyenler çıkar. Tanımaz kimse. Evet. Şimdi, hadi seçilmişlerin iradesi, hadi milletin iradesi. Bunlar da onların kurmuş oldukları hikayenin içindeki önemli kavramlardı. Onları da buruşturup çöpe attılar. Peki bu algı yönetimlerini başarılı buluyor musunuz AKP'nin? Örneğin işte bir dönem HDP ile birlikte yürüttükleri bir çözüm süreci Olur. vardı. Hiçbir zaman inkar etmedikleri ama aldandık dedikleri FETÖ ile işbirliği vardı. İşte her fırsatta başta CHP olmak üzere diğer muhalefet partilerinde partilerine de bu konularda işbirliği yaptığı noktasında bir algı yönetimi var. Başarılı buluyor musunuz? Şöyle e, o kadar çok kendi kanallarından, kendi televizyonlarından, kendi gazetelerinden bazı şeyleri söylüyorlar ki bunları başka kaynaklardan okumayan, başka kaynaklardan acaba bunlar doğru muydu? değil miydi diye teyit etme ihtiyacı olmayan yurttaşlarımız buna doğal olarak inanıyor. Ama biraz daha sağduyulu, ya burası böyle söylüyor bir de diğer tarafın görüşüne bakalım diye düşünen ya da muhalefetin de görüşünü önemsemek lazım diye düşünen yurttaşlarımız o boyalı basında, o e, yandaş medyada yazanların çok büyük bir kısmının yalan üretilmiş, masa başında yazılmış haberler olduğunu biliyor. Şimdi Ben kendimle ilgili yazanlara bakıyorum. Sayın Genel Başkan'la ilgili yazanlara bakıyorum. Cumhuriyet Halk Parti'nin partili değerli Yönetici evet. arkadaşlarımızla ilgili yazanlara bakıyorum. Benim bildiğim, içinde olduğum, gördüğüm, bizzat şahit olduğum meselelerin tam tersinin yazıldığını evet. görüyorsunuz. Şimdi böyle bir, e, bu, bu yalanlar, bu iktidar değiştiğinde ortaya çıkacak. Bunların hepsi tek tek ortaya dökülecek. Şimdi bu insanların yüzü kızarmayacak mı? Bu insanlar meslek ahlakına aykırı iş yaptığını düşünmeyecek mi? Ya da eğer bir suç işlediyse o suçun e, bir gün bir cezası olduğunu e, anlamayacak mı? Ama şu anda... Kendi o medya kontrolü üzerinden bir süreç götürüyorlar. Ama güneş balçıkla sıvanmıyor işte. Peki. Ee, biz de merakla bekliyoruz tabii yerel seçimde sonuçlar ne olacak. Yoğun gündemde aslında ekonomiden işte daha birçok konuya kadar yerel seçimini çok öne, önemli ölçüde etkileyecek konu başlıklarını konuştuk. Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür Sayın Salıcı. Kolaylıklar tamam. diliyoruz.